orucun tutulması ve benzeri bütün eylemler, bu sıkıştırılmış hayat eylemi aslında mübarek Kur'an'ı anlamaya hizmet etmektedir. Başka hiçbir şey değil. Oruç da Kur'an'ın hizmetindedir. İlave kılınan bütün namazlar da Kur'an'ın hizmetindedir. Diğer bütün düşünmeye, içe yönelik bakışa ayrılan zaman dilimleri de hep mübarek Kur'an'ın daha iyi anlaşılabilmesi, insanın bu ilişkisini yeniden tazelemesi için buna hizmet etmektedir. Mübarek Kur'an hızlı okunmaz. Bakmayız. Bilmiyorum, hanımefendiler gidiyor mu teraviye? Ben gitmiyorum. Beyefendiler gidenler bilirler. Yani tahammül edebiliyor. Ne aşk olsun. Ben etmiyorum tahammül. Ben biraz bu konuda sert bir herifim. Fıtratım benim hep üzere değil, celal üzere bir fıtratım olduğu için hiç tahammül edemiyorum. En yavaş kılınması gereken, en esnek kılınması gereken, en farkına varıla kılınması gereken bir namazı ne oluyorsa yani yatsı namazı çok güzel, bir problem yok. Oraya kadar her şey normal. Teravih bir başlığı. Allahu Ekber. Beşinci vites. Bak bir geçiriyor. Allah'ını verdin. Ulan ne yapıyoruz biz? Adam diri dolaşacak birbirine. Secdeye mi gidiyoruz? Yere kafamı atıyoruz. Ne yaptığımız belli değil. Ne oluyor? Nefes nefese kalıyor insan. Nihal 20 rekat kılacakmış. Sen o 20 rekat, ben o zamana kadar önce 6 rekat kılabiliyorum senin 20 rekat kıldığında. Böyle şey olur mu? Böyle bir zıvanadan çıkmış bir şey olur mu? Mübarek Kur'an'a adam zeketmez. Hiç mi Kur'an bilmez bu insanlar? Hiç mi okumamışlardır Allah'ın kitabını?